Yani benim bu Recep denen insanın gerçekten hırsız olduğunu size inandırabilmek için daha ne yapmam gerekiyor acaba? Söylüyorum işte, inanmıyorsunuz. Yani gerçekten boşa zaman kaybediyorsunuz şu anda komiser bey. Bu adamın bir an önce hapse tıkılması gerekiyor. Bana işimi mi öğretmeye geldiniz siz hanımefendi? Ya yok pardon da yani ama... Biz de sonuçta burada vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz komiser bey. Yani? Yani. Şikayetçi olduğunuz adamı olay yerinde görmemişsiniz bile. Yani komiser bey sizde oldu olacak yani bizi hapse tıkacaksınız. Bu böyle sesinizi yükseltmeler falan anlayamadım ben. Hanımefendi beni daha fazla meşgul etmeyin. Buyurun. Buyurun. Madem öyle... Bu Recep denen adamın gerçekten hırsız olduğunu size avukatlarım kanıtlayacak. Şu anda gidiyorum. Tamam gidiyorum. Fakat dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem. Güle güle. Güle güle. Abi, abi. Kur'an Evliya çarpsın. İki gözüm önüme aksın ki ben haram lokmaya ezmiş adam değilim. Ben rahmetlim babacığıma yemin verdim. Ekmeğe el bastım. Tabii tabii, buraya düşenlerin hikayesi hep aynı olur zaten. Biz suçluları değil, suçsuzları alıyorum şu zaten. Abi, Allah'ın adını veriyorum. Allah'ın adını veriyorum. İdilleyi verin. Ne abisi lan? Memur bey diyeceksin. Tamam, memur bey dedim. İdilleyin beni. Ben Nazlı'mı almak için köyden tek başıma çıktım, buraya geldim. Anama bile söylemedim ki önüme durmasın diye. Ondan sonra geldim. Adres'e doğru gidiyorum ben. Nazlı o da diye. Dedim Nazlı o da diye. Dur dur. Dur bir dinle gözünü seveyim bir dinle. Sonra bir tane taksici beni Hakkaş Tepe'de Helios'a götürdü. Anladı beni. Biri de geldi ağzına kafama vurdu, bayılttı. Ya Yalçın biz bunu akıl hastanesine mi kapatsaydık, ne yapsaydık? Daha mı yakışır aslında? Niye öyle dediniz ki? Oğlum bu dediklerin akılının başına gelir mi? Yok Nakkaş Tepe'ye gidecekken Kilos'a götürmüş taksici. Yeme bizi. Ben yemeğe çıkıyorum. Hadi. Memur Bey abi.